Merhaba arkadaşlar, hepiniz Hızlı Kalem'e hoş geldiniz. Bu hafta size haftalık çalışma programlarından bahsedeceğim. 12. sınıf sayısal bir öğrencinin haftalık çalışma programı nasıl olmalı? Şimdi 12. sınıf sayısal bir öğrenci için ben örnek bir çalışma programı hazırladım. Bunun üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Siz de bu şekilde nasıl bir çalışma programı hazırlamanız gerektiğini anlamış olacaksınız. Öncelikle arkadaşlar 12. sınıf sayısal bir öğrencinin sorumlu olduğu dersleri belirlememiz lazım. Sayısal bir öğrenci mat 1, mat 2, geometri, fizik, kimya, biyoloji ve Türkçeden sorumlu. Baktığımız zaman toplamda 7 tane dersten sorumlu. Bu 7 tane dersi programa yerleştirirken 3-3 diye ayırıp o geriye kalan bir dersi de sizin okul programınız ya da okul dışında varsa herhangi bir aktiviteniz ona göre müsait olduğunuz bir güne yerleştirmeniz gerekiyor. Yani çok yoğun bir program hazırlarsak okulla uyumlu gidemeyeceğiz. Çok yoğun olduğu için de sizin uyuma noktasında sıkıntılar yaşayacaksınız arkadaşlar. O yüzden programda dersleri 3-3 diye bölüyoruz. O geriye kalan bir dersimizi de sizin müsaitlik durumunuza göre programa yerleştiriyoruz. Şimdi bu 3 dersi nasıl belirleyeceğiz? 3 dersi belirlerken şunu yapabilirsiniz. İyi olduğunuz derslerle kötü olduğunuz dersleri bir araya getirip birinde daha uzun zaman harcayacağım, diğerinde daha kısa süreli bir zaman harcayacağım deyip zamanı dengeleyebilirsiniz. Birincisi bu olabilir. İkincisi okul programınıza uyumlu bir şekilde dersleri belirleyebilirsiniz. Okulda anlatıldı, en azından gittim tekrar ettim sorusunu çözdüm. Bu şekilde belirleyebilirsiniz. Üçüncü belirleme şeklinizde hocam ben bu üçlüyü beraber çalışabilirim dediğiniz bir üçlü belirleyebilirsiniz. Ben arkadaşlar şu şekilde belirledim örnek bir öğrenciye göre. Dedim ki pazartesi günü mat 2, fizik ve biyoloji çalışacağım ya da çalışacak öğrencimiz. Salı günü mat 1, geometri ve kimya çalışacak. Programa baktığımız zaman pazartesi günü, çarşamba günü, cuma günü ve pazar günü birbiriyle uyumlu. Aynı dersler yazılı. Salı günü, perşembe günü ve cuma günü de kendi içerisinde birbiriyle uyumlu ve aynı. Bunu yapmamdaki kısas şu, en azından pazartesi günü bir konuda yarım kaldıysanız çok fazla ara vermeden çarşamba günü kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Eğer çok aralı olursa ya da dersler bir günde bir dönüşümlü şekilde yazılmazsa kaldığınız yeri unutup tekrar baştan almak zorunda kalabilirsiniz. Geriye Türkçe kaldı arkadaşlar. Türkçeyi de dediğim gibi salı günü, perşembe günü ve cumartesi günü hocam boşum, daha müsaitim, çok yoğun okul programım yok. O yüzden salı gününe yazdım, perşembe gününe yazdım ya da cumartesi gününe yazdım diyebilirsiniz. Okul programım çok yoğun benim. Tüm gün okula gidiyorum. O zaman iki gün yazarsınız. Bir günü yine es geçebiliriz. Ama Türkçe'ye de olabildiğince zaman ayırın ki hem TYT'de çıkıyor hem de soru sayısı çok fazla olduğu için sayısal öğrencinin çalışması gereken önemli derslerden bir tanesi. O yüzden ben 3 gün belirledim arkadaşlar. Siz de 3 gün ya da en az 2 gün belirleyebilirsiniz. Dersleri belirledik. Hangi derse hangi gün çalışacağımızı belirledik. Geriye kaldı konu belirleme işlemi. Konu belirlerken nasıl belirleyeceğiz ya da hızımızı nasıl ayarlayacağız? Hangi konuya kaç gün çalışacağız? Örnek veriyorum arkadaşlar. Pazartesi günü mat 2'de logaritma konusunda çalışıyorsunuz. Ve logaritma konusunu zaten biliyordunuz, okulda anlatılmıştı. Çok fazla eksiğiniz yoktu, dinlediğiniz zaman anladınız. O zaman pazartesi ve çarşamba günü 2 gün çalışmanız sizin için yeterli olacaktır. Bu arada yeterli olup olmama durumu sizinle alakalı bir durum. Yani ben hocam konuyu anlamadım dersen 3 gün çalışırsın, 4 gün çalışırsın. Ya da hocam ben zaten konuyu biliyorum, bir hatırlasam yeter dersiniz. O zaman bir güne yazmanız yeterli olacaktır. Pazartesi ve çarşamba günü logaritma konusuna çalıştım. Benim için yeterli dedim. Ardından bir sonraki konuya geçtim. Diziler konusuna da cuma ve pazar günü çalıştım. Yetmedi, anlamadım, eksikliğim kaldı. O zaman pazartesi günü, yani bir sonraki hafta pazartesi günü diziler konusunda kaldığım yerden devam edebilirim. Konuların hızlarını belirlerken arkadaşlar zamanı da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani önümüzde bir sınav var. O sınavı da baz alarak bir ilerleme hızımızın olması gerekiyor. Yani çok yavaş ilerlersek bu sefer sınava kadar konuları tamamlayamayız. Hem sınavın zamanını düşüneceğiz,
hem kendi ilerleme hızımızı ayarlayacağız, ona göre programa yerleştireceğiz. Ardından fiziğe geçiyorum. Fizik bilimine giriş ünitesiyle başladım. Kısa bir konuydu. Bir gün çalıştım. Benim için yeterlidir dedim. Ardından vektörler konusuna geçtim. Vektörler birazcık daha uzundu. O yüzden 3 güne yaydım. 3 günde çalıştım ve 3 günde tamamladım. Olabilir, bu şekilde düşünebilirsiniz. Biyolojiye geçiyorum arkadaşlar. Biyolojide de kalıtım konusu. Şimdi kalıtım konusu, ben biliyorum, tekrarını yaptım, benim için yeterli diyen arkadaşlarımız 2 gün çalışır ya da 1 gün çalışır. Yok, ben kalıtım konusunu hiç bilmiyorum. Sil baştan onunla ilgili video izlemem lazım. Ya da onunla ilgili işte ne bileyim not çıkarmam lazım. Diyorsanız 3 güne 4 güne yayabilirsiniz. 2 günde tamamlayabileceğimi düşündüm ben. O yüzden 2 güne yazdım arkadaşlar. Ardından ekoloji konusuna geçtim. Ekolojiyi de yine 2 güne ayırdım. Ama dediğim gibi bu sizin hızınızla alakalı bir durum. 3 güne de 4 günü de yayabilirsiniz. Şimdi sayısalcının matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji ile zaten 3 aşağı 5 yukarı arası iyidir. Zaten sayısalcıdır. Sayısalcı olduğu için otomatikman arası iyidir. Geriye kaldı Türkçe. Türkçe ile ilgili nasıl bir yol izleyeceğiz? Şimdi Türkçe'de şöyle bir ayrıntı noktamız var. Türkçe dil bilgisi ve paragraftan oluşuyor. Yani dil bilgisi ve paragrafı ikisini ayrı da değerlendirebilirsiniz. İkisini beraber de yürütebilirsiniz. Ben şunu düşünüyorum. Dil bilgisiyle başladınız Türkçe'ye. İsim konusunda çalıştınız. Salı ve Perşembe günü. Cumartesiye geçtiğiniz zaman yeni bir dil bilgisi konusuna geçebilirsiniz. Eğer öyle yapacaksanız, mesela örneğin sıfat konusu olsun, yeni bir konuya geçtiniz. Eğer böyle bir program yapacaksanız her gün düzenli olarak mutlaka 10 tane, 20 tane, 30 tane artık kapasiteniz için ne kadar yeterli olacaksa her gün düzenli olarak paragraf çözün. Ha, diyorsanız ki hocam ben o kadar vakit ayıramıyorum. O zaman 2 gün dil bilgisi, 1 gün paragraf şeklinde ilerleyebilirsiniz. Ama paragrafı her gün düzenli olarak çözmek daha avantajlı, daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. 3 güne dil bilgisi konusu yazmak daha mantıklı olacaktır. Şimdi dersleri belirledik. Hangi derse hangi gün çalışacağımızı belirledik. Konu hızımızla ilgili belirlemelerde bulunduk. Geriye kaldı soru sayısı belirlemek. Şimdi soru sayısıyla ilgili kafamızda çok fazla soru işareti var maalesef. Şunu düşünüyoruz. Ne kadar fazla soru çözersem benim için o kadar iyi. Evet, bunu düşünebiliriz. Ama sen o derste zaten iyisen, zaten konu eksikliğin yoksa, zaten konuyu biliyorsan çok fazla soru çözmek sana bir şey kazandırmaz. Aksine zaman kaybettirir. O yüzden şunu söyledik biz çalışma programlarını hazırlamadan önce. Dedik ki her derse eşit şekilde vakit ayıralım. Her derse ilgili mümkün olduğunca soru sayısı belirleyelim ve mümkün olduğunca o programa uyalım. Şimdi arkadaşlar, dersleri belirledik. Hangi gün hangi derse çalışacağımız artık belli. Hangi konuya çalışacağımız ya da hangi hızla ilerleyeceğimiz noktasını belirledik. Geriye kaldı soru sayısını belirlemek. Şimdi soru sayısıyla ilgili maalesef yanlış şeyleri biliyoruz. Yanlış şeyler üzerinde duruyoruz. Hep şu var bizim kafamızda. Diyoruz ki ne kadar fazla soru çözersem benim için o kadar iyi. Evet, soru çözmek ya da çok fazla soru çözmek bize artı sağlayabilir. Ama nerede artı sağlar? Eğer sen o konuyu yeni öğrenmişsen çok fazla soru çözmen sana artı sağlar. Ama zaten konuyu biliyorsan çok fazla soru çözmen zaman kaybından başka bir şey olmaz. O yüzden şunu yapacağız. Zayıfsak o derste, konu eksikliğimiz fazlaysa daha fazla çalışacağız. Yani bu 7 günlük programın 4 gününe o dersi yazacağız. Ya da soru sayısı belirlerken daha fazla soru sayısı belirleyeceğiz. İyi olduğumuza daha az çalışıp, iyi olduğumuz derslerle ilgili daha az soru sayısı belirleyip, kötü olduğumuz derslerle ilgili ya da konu eksikliğimizin fazla olduğu derslerle ilgili daha fazla soru sayısı belirleyip daha fazla çalışmamız gerekiyor. Böyle yaparsak başarıyı yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi soru sayısı nasıl belirleyeceğiz? Şu şekilde belirliyoruz. Ben diyorum ki mat 1'im, mat 2'm benim kötü. Mat 2'm kötü, fiziğim kötü ama biyolojim onlara nazaran daha iyi. O zaman mat 2 ile ilgili 40 tane soru çözsem tamamlarım. O zaman 40 tane soru belirliyorum. Fizikle ilgili 40 tane soru çözsem fiziği tamamlarım. Biyolojim zaten iyiydi. O zaman 30 tane belirlemem benim için yeterli olacaktır. Şimdi arkadaşlar, soru sayısını çok
fazla vermek ya da soru sayısını çok az vermek önemli değil. Önemli olan ben bu konuyu anladım dediğiniz yerde bırakmak. Ben bu konuyla ilgili bu kadar soru çözdüm, tamamım artık, bu konuyla ilgili hiçbir eksikliğim kalmadı dediğiniz noktada soru sayısını bırakmak. O yüzden 40 tane çözmek, 50 tane çözmek, 60 tane çözmek, hani o bizim belirleyebileceğimiz, bizim anlamamızla alakalı bir durum. Soru sayıları sadece farazidir. O yüzden ben programda olabildiğince okul programınıza uygun, okuldaki yazılarınızı ve derslerinizi göz önünde bulundurarak bir soru sayısı belirlemeye çalışıyorum. Bunun üstünde ya da altında mutlaka zaten siz de belirlemelerde bulunabilirsiniz. Salı gününe geçtiğimiz zaman, salı gününde de bakıyorum matematik var, geometri var, kimya var, Türkçe var. Benim mat birim iyi. İyi. Benim mat birim iyi. O zaman 30 tane soru sayısı belirlemem yeterli olacaktır. Ardından geometriye geçiyorum. Geometri ile kimya o kadar iyi değil. O zaman 35 tane soru sayısı belirliyorum. Türkçe ile ilgili 30 tane soru çözsem zaten Türkçe'de çok eksikliğim yok. Zaten her gün düzenli olarak paragraf çözüyorum. O zaman 30 tane soru sayısı belirlemem yeterli olacaktır. Ama dediğim gibi bu programlar arkadaşlar bireysel çalışma programlarıdır. Bireysel çalışma programı olduğu için de hangi derse ne zaman çalışacağınız, hangi konuyu ne kadar günde bitireceğiniz ya da soru sayıları ile ilgili belirlemeler sizinle alakalı bir durumdur. Bunları sizin kapasiteniz, eksiklikleriniz ve ilerleme hızınıza göre belirlemeniz çok daha mantıklı olacaktır. Çalışma programını ayarladınız arkadaşlar. Dersleri yazdınız, konuları yazdınız, soru sayılarını yazdınız. Sıra geldi uygulama işlemine. Bir hafta uyguladık hocam. Bir haftanın sonunda fark ettim ki programda eksiklikler var. Ya da fark ettim ki ben kapasitemin çok üzerinde bir program belirledim. O zaman şunu yapabilirsiniz. Bu program kesindir, nettir, kesinlikle değişiklik yapılamaz gibi bir kuralımız yok. Derslerin yerini değiştirebilirsiniz, konu sayılarını artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Tekrar düzenlemeler yapabilirsiniz. Bir süre sonra bakacaksınız ki zaten tamam artık program oturdu, ben düzenli olarak bu programa uyabiliyorum. Eğer zaten düzenli olarak programa uyabiliyorsanız, konular ilerledikçe soru sayılarını artırabiliyorsanız ya da yapamadığınız soruların cevaplarını öğrenebiliyorsanız siz artık doğru bir çalışma programı hazırlamışsınız anlamına gelir. Doğru bir çalışma programıyla da emin olun dönemin sonuna geldiğimizde ya da sınava gireceğimiz zaman fark edeceğiz ki evet biz doğru bir çalışma programı hazırlamışız ve başarı artık bizim için kaçınılmaz olacak. O yüzden arkadaşlar düzenli bir şekilde çalışma programlarına uyalım. Mutlaka kendimize uygun bir çalışma programı hazırlayalım. Bunu da yaparsak mutlaka başarılı olacağızdır arkadaşlar. Umut ediyorum ki hepinizin birer tane çalışma programı vardır ve artık çalışmalara başlamışsınızdır. Artık başarı sizin peşinizdedir diye umut ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.